Rusya Kanada ise Vilnius'taki NATO zirvesinde alınan kararlara tepkili. Kremlin, İsveç'in ittifaka katılacak olmasına yeni tedbirlerle cevap verileceğini açıklarken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'ya askeri yardımların artırılacak olmasını eleştirdi. Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor dedi. Rusya'nın gözü sınırlarına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki eski bir Sovyet kenti olan Vilnius'taydı. Finlandiya'nın da katılımıyla ilk kez 31 üye ile toplanan NATO, bir kez daha Rusya'ya doğru genişleme sinyali yolladı. Türkiye'nin yeşil ışık yakmasıyla ittifakın üye sayısının 32'ye çıkacağı kesinleşti. Ukrayna umduğunun aksine NATO üyeliğine davet edilmedi ama daha güçlü ve uzun süreli askeri destek sözü aldı. Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı stratejik bir hata olarak niteleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvede alınan kararlarla Rusya'ya güçlü mesaj yolladıklarını söyledi. Allies have also approved the most comprehensive defense plan since the end of the Cold War. Moskova rahatsız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Rusya'nın güvenliğine etkileri olacağını söyledi. Karşı tedbir alınacağını duyurdu. Rusya, Finlandiya'nın ittifaka katılmasının ardından kuzeybatı sınırlarında yeni bir kol ordu gücü oluşturma kararı almıştı. En sert tepki Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırma kararını eleştiren Medvedev, 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor dedi. Çıldırmış olan Batı başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ise Wagner isyanı sonrası ilk kez röportaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararına değinen Shoigu, "Şimdiye kadar bu tür silahları kullanmaktan kaçınıyorduk ancak sevkiyat gerçekleşirse biz de benzer silahlarla karşılık veririz." dedi. Ve savaşın sürdüğü Ukrayna. NATO liderleri Vilnius'ta zirve yaparken Rusya en az 15 İHA'yla Ukrayna'ya saldırdı. İran yapımı Şahit tipi İHA'ların 11'inin hava savunma sistemleriyle vurulduğu açıklandı.